Bodrum'da 2011 yılında ABD askerlerinin başına çuval geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 kişinin yargılanmasına devam edildi. Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kişi hürriyetini sınırlama ve hakaret iddialarıyla tutuksuz yargılanan ve haklarında 16 yıl 4 aya kadar hapisleri istenen SP, BK, HD, ÖB, UA, UR, MÜ ve CG katılmadı. Mahkemenin bir önceki duruşmada ABD makamlarından istediği tanık askerin ifade tespiti mahkemeye ulaşmadığı gerekçesiyle mahkeme heyeti duruşmayı 29 Nisan 2014 tarihine erteledi. Bu arada duruşma öncesinde polis ekiplerinin adliye bahçesinde geniş güvenlik önlemleri aldıkları gözlendi. Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanıkların avukatı Ahmet Aksüt, duruşmada daha önce şikayetçi olan ABD askeriyle birlikte ifadesi alınan bir tanık askerin olduğunu, tanık askerin ifadesinin tespiti için Amerikan makamlarına yazılan talimatın cevabının beklendiğini söyledi. Cevabı bekleniyor. O gelmemiş. O yüzden 29 Nisan'a ertelendi duruşma. Biz... Gerek olmadığını, beklenmesine gerek olmadığını, karar oluşturulması gerektiğini ifade ettiysek de mahkeme talimat cevabının beklenmesine karar verdi. Şu anda şey yok. Sanıklardan duruşmaya katılan kimsenin olmadığını da söyleyen Aksüt şöyle konuştu. Sanıklardan katılan olmadı. Biz vekil bir meslektaşımla beraber, başka bir sanığın vekili olarak Emre Aykın arkadaşımızla beraber katıldık. Taleplerimizi ilettik. İki tane suçlama var. Birisi kişi hürriyetini tahdit suçlaması, bir de hakaret suçlaması. Kişi hürriyetini tahdit suçunun oluşmadığını daha ilk duruşmada, ilk celsede biz ifade ettik. Ona ilişkin Yargıtay kararları da var benzer olaylarda gerçekleşmiş. Yani sokak ortasında kişi hürriyeti tahdit edilme suçu işlenemez diyen. Dolayısıyla o suçlamanın biri bize göre düşmüş durumda. Hakaret suçlaması olabilir belki ama onda da hakaret şikayete bağlı bir suç. Dolayısıyla baştan usulüne uygun bir şikayet alınmadığı düşüncesindeyiz. Çünkü yabancı olan şahıs yeminli tercümanla ifadesi alınması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Yeminli tercümanla alınmış bir ifade yok. Daha sonra tekrar yine benzer şekilde Amerikan makamlarına yazılarak bir şey alındı. Onda da şikayetçi olup olmadığına dair bir beyan yok. Yani şikayetçiyim demiyor, şikayetçi değilim de demiyor. Dolayısıyla bize göre ortada bir cezalandırmaya sağlayacak bir şikayet söz konusu değil. İtibarla biz davanın beraatli sonuçlanacağını düşünüyoruz. Ama bir süre devam edecek işte. ABD savaş gemisi Remage 20 Ekim 2011 tarihinde ziyaret için Bodrum'a gelmiş, gemiden inerek Cumhuriyet Caddesi'nde gezen ABD'li askerlerin başına bir grup tarafından çuval geçirilmeye çalışıldığı iddia edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, daha sonra bu kişiler hakkında kamu davası açılmıştı.